Allah Allah. Orada çok enteresan şeyler oluyor. Sabah evi başka renge boyadılar. Şimdi Sadık Bey geldi, evi eski haline getiriyor. Neden acaba? İnanamıyorum. Bütün gün uğraştık. Şimdi her şey boşa gitti. Ne yapalım hayatım? Yani biliyorsun biz taşındıktan sonra Umur Bey her şeyi eskisi gibi görmek isteyecektir. Biliyorum. Yavrum bak üzülme ne olursun. Sana söz veriyorum. Hele bir buradan bir taşınalım tamam mı? Ben de bir iş bulayım. Yemin ediyorum o yeni evi buradan çok daha güzel bir hale getireceğim. Umarım canım. Geldim geldim. Siz devam edin. Kapıyı ben açarım. Firuze, çocuklar ne yapıyor? Ne yapsınlar? Odalarında mahzun mahzun oturuyorlar. Hiçbiri bu evden taşınmak istemiyor. Ya keşke ben Kiler'i öyle güzel bir oda haline getirmeseydim. Güzelim senin hiçbir suçun yok ki. Bak en yakın zamanda buna mutlaka bir çözüm bulacağım merak etme. Aa hoş geldin Tuğçe. Merhaba. Kolay gelsin evi mi boyuyorsunuz? Hı hı. Şey Tuğçe seninle azıcık konuşabilir miyiz? Tabii. Tamam. Bak yavrum biz bu evden taşınacağız. Cem başta olmak üzere çocukların hiçbiri gitmemizi istemiyor. Senden ricam şu, hani siz sık sık taşınıyorsunuz ya, onlara bunun çok böyle eğlenceli, neşeli bir şey olduğunu anlatman. Ha? Yapamam. Niye? Sizin buradan taşınmanızı istemiyorum da ondan. Siz burada oturuyorsunuz diye biz buraya taşındık. Annemle babama Cemre'nin orası çok güzel. Oraya taşınmazsak ders çalışmam diye bir kere blöf yapma hakkım vardı. Ama onu kullandım ve bitti. Bir daha yapamam. Girebilir miyim? Tabii girebilirsin Tuğçe, hoş geldin. Biliyor musun, çok kötü bir şey oldu. Biz bu evden taşınıyoruz. Biliyorum, baban anlattı. Hem de Ceren'le bana çok güzel bir oda yapmışken. Hayır bana. Ya niye anlamıyorsun abi? Bize. Neyse ne, hadi odadan çıkın da Tuğçe ile beni yalnız bırakın. Hiçbir yere çıkmıyoruz. Hadi gidelim abla. Onlar burada otursunlar. Odamıza gidelim. Nasıl olsa o oda artık bizim. Benim. Pışık bizim. Hadi hadi. Hmm. Bak koparacağım o dillerinizi. Sakin ol Cem. Tamam sakin oldum. Sakinim sakin. Niye taşınıyorsunuz? Burası Umur amcanın evi de ondan. Bildiğim kadarıyla onun evlenip de buraya taşınacak bir oğlu yok. Babam bugün istifa etmiş. Umur amca da babamın hem patronu hem ev sahibimiz olunca... Niye gülüyorsun? Demek ki taşınmıyorsunuz. Nereden çıkardın bunu? Cem bir düşünsene. Baban Umur amcanın yanından kaç kere istifa etti. Ve her defasında o gaddar adam baban işe dönsün diye ona yalvardı. Ve benim yufka yürekli babam da her defasında işine geri döndü. Evet bak yine aynı şey olacak. Bu defa hiç sanmıyorum. Ben çok eminim. İstersen iddiaya bile girerim. Tamam girelim. Eğer senin dediğin gibi olursa dile benden ne dedersen. Anlaştık. Eğer ben kazanırsam bir akşam bize geleceksin ve babamla konuşacaksın. Ne? Babanla mı konuşacağım? Biz Tuğçe ile birbirimizi seviyoruz diyeceksin. Bu ciddi bir ilişki. Büyüyünce de evleneceğiz diyeceksin. Yapamam. Niye? Çünkü babandan korkuyorum. Hem sen niye her iddiaya girdiğimizde benden bunu istiyorsun? Artık aileme Cem en iyi arkadaşım demekten sıkıldım. Onlara yalan söylemek istemiyorum. Gel de seni yakından tanısınlar. Gerçeği söyleyelim. Peki ya ben kazanırsam? Ne istiyorsun? Beni öpmeni. Minicik şuradan. Bakarız. Kabul mü değil mi? Hem ne zamandır beraberiz? Minicik bir öpücükten ne olacak ki? Bu hayatımın en önemli anı olacak. Tamam. Of, odamızı yeniden Kiler yapacaklar herhalde. Niye? Baksana, her şeyi eski haline döndürüyorlar.
Gel abla, taşınmadan odanın tadını çıkartalım. Hadi gel. Kızlar nereye? Odamıza baba. Bakalım bu işi nasıl halledeceğiz? Bir de ben şansımı deneyeyim ha. Sanki bir şey olsa da taşınmasak. Çok istiyorsan ben bir şeyler yapayım, taşınmayalım. Ne gibi? Kızlar, ne haber bakalım? İyi işte. Ceren? Benden de. Hadi söyle Çilek, ne yapabilirsin? Çilek, Ceren, neler oluyor? Hiç. Ceren, bana da söylesenize, ne konuşuyordunuz? Aman Betüş, yok bir şey. Çilek demin madem buradan taşınmak istemiyoruz, o zaman ben bir şeyler yapabilirim dedi. Ben de onu merak ediyordum. Allah Allah, ne yapacakmış ki? Çilek, sakın aklından geçenleri yapma, olur mu? Bunları daha önce konuşmuştuk tatlım. Affedersin. Hadi bakalım, şimdi çok güzel şeyler hayal edin, tamam mı? Bütün bu yaşananlardan sonra artık her şeyin daha güzel olacağını hayal edin. Ne işe yarar? Babam işsiz kalmışken bir sihirli değnek bize dokunup her şeyi düzeltecek mi sanki? Tabii ki. Güzel şeyler düşünürseniz güzel şeyler olur. Asıl sihir iyi şeyler hayal etmekti. Belki yeni evimiz, babanızın yeni işi bize çok daha güzel bir hayat sağlar ha? Hadi bunu düşünün. Çünkü ben de öyle yapacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renk.